Arkadaşlar merhabalar. Klişe sorularda son kısımdayız artık. Analitik geometri kısmındayız. Klasik soruları çözeceğim. 185. soru herhalde. Bir yaklaşık 10 tane sorumuz var. onla artık bitiriyoruz. Başlayalım. Analitik düzlemde 9, 7 ve 11 k noktalarının orijine uzaklıkları eşit olduğuna göre k kaçtır diyor. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bir nokta iki tane noktaya eşit uzaklıktaysa onu önce böyle bir ikizkenar üçgen gibi düşünün. Bazen görüyorum arkadaşlar böyle yanlışlıkla orta nokta muamelesi yapıyorlar. Eğer soru size AOB doğrusal demiyorsa böyle sakın doğrusal alıp orta nokta yapmayın. Bir nokta bakın orijin gördüğünüz gibi A ve B'ye eşit uzaklıkta. Ne diyeceğiz? Orijin 0'a 0 noktası, A noktası 9'a 7, B noktası da 11'e K özel bir durum olmadığı için gidip analitik düzlemde çizmenize bile gerek yok. Sadece iki nokta arasındaki uzaklığı birbirine eşitleyeceğiz. Nedir o da 0 7 karesi 49. 0 9 karesi 81. Neydi iki nokta arasındaki uzaklık? y2 y1 x2 x1. Hangisini hangisinden çıkardığımın önemi var mı? Yok. Yeter ki y'leri birbirinden çıkar, yeter ki x'leri birbirinden çıkar. İstersen 9 0 yap, istersen 0 9 yap fark etmez. Bunun karekökü eşittir. 0 eksi 11'den 121 karesi 0 eksi k'dan karesi k kare. Böylece bakın bunlar birbirine eşit uzaklıklar. 130 eşittir 121 artı k kareden k kare 9 k 3 oldu pozitif olmak şartıyla. 179. soru. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere göre OABC dörtgeninin alanı kaç birim karedir denmiş. Şimdi burada tabii ki bu paralel o paralel kullanabiliriz. Nasıl kullanırız? Şimdi burada bir dörtgen var. Ben burada şunu yaparım. Şöyle bir dikdörtgene tamamlarım bunu. Beyaz üçgenleri çıkarırım. Bakın bunlar doğrusal sonuçta. Taban 4, e, şey yükseklik 4. Burası 2 birim. E, apsisi 6 olduğuna göre buranın 6 birim. O zaman şuraya da 4 kalır. Yine 3 olduğu için burası da 1 olur. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 6. 2 tane üçgenin alanı 2 çarpı 4 bölü 2. Ve 4 çarpı 1 bölü 2. Böylece 24. Eksi 4 20. Bir de 2'yi çıkaracağız. 18 birim kare olacak arkadaşlar. Üçgen pardon dörtgenin alanı bakın. Analitik düzlemde k 3 ve eksi 2 sıfır noktaları x ekseni üzerinde bir c noktası alınıyor. ABC noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanı 15 bölü 2 birim kare olduğuna göre C noktasının apsisi kaç olabilir demiş. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. C noktası o zaman x ekseni üzerindeyse böyle bir a'ya 0 diyebiliriz. Şimdi şuna dikkat etmeniz lazım. E, tesadüfen verilmez. İki noktanın eğer ordinatları aynıysa burada özel bir durum oluşur. Bakın nasıl özel bir, özel bir durum oluşur. Eksi 2'ye 0 noktası şöyle. A'ya sıfır noktası böyle. Dolayısıyla bunlar bakın x ekseni üstünde iki tane nokta. Şimdi k'ya eksi 3 dediğiniz nokta e, absis k orada ne oldu, nerede olduğu e, bizi şöyle ilgilendirecek bakın. K işte neresi olsun İster sol tarafta ister sağ tarafta olsun ordinatı negatif sonuçta. Mesela k burada olsun ordinatı sonuçta eksi 3 K şurada olsa yine fark etmez. Ordinatı yine eksi 3. Aslında ne demek bu biliyor musunuz? K'nın yeri önemsiz olmak şartıyla nasıl olsa bu ordinatı eksi 3 olan bir noktaymış A noktası. İstediğiniz noktalar üzerinde olabilir burada. Yeter ki y'si eksi 3 olsun. Bakın bir sürü üçgen. Bu üçgenin de yüksekliği 3 birim. Şu üçgenin de yüksekliği 3 birim. Bu üçgenin de yüksekliği 3 birim. O zaman ne diyeceğiz? Bizi çok da ilgilendirmiyor K noktasının apsisi. Beni C ilgilendiriyor. Şimdi eksi 2'ye 0. C'ye de şimdilik pozitif olsun dedim. Deneyeceğim. A'ya 0 olsun. Tamam mı? Şimdi üçgenin alanı. Arkadaşlar 15 bölü 2 olduğuna göre yüksekliği eksi 3 yani 3 olacak. Uzunluk negatif olamaz çarpı a eksi eksi 2'den a artı 2 diyelim. Bölü 2 eşittir 15 bölü 2. Bunlar gitti. Bunlar sadeleşti 5. a 3 olabilir. Tamam mı? Yalnız ben size yine de bir şey daha göstereyim. Bakın illa a eksi 3 şey 3 olmak zorunda değil. Bakın yine böyle eksi 2'ye 0 olsun. Böyle a daha geride olur. a'ya 0. Sonra bakın K'ya eksi 3 noktası da böyle olur. Yükseklik gördüğünüz gibi 3 birimdir. Bu sefer yine aralarındaki mesafe T olsun. T çarpı 3 bölü 2 15 bölü 2 olacağı için T buradan yine 5 gelir. Ama A bu sefer aralarındaki uzaklığın 5 olması için eksi 7 olur. Şıklarda eksi 7 olmadığı için 3'ü e, işaretledik. Olabilecek durumu iki tane olduğunu görün bu yüzden. Burada cevabımız 3 oldu. Ve dediğim gibi alan sorularında, analitik sorularında size ordinatları boş boşuna aynı vermez. Ya da öyle bir soru olur ki absisleri boş boşuna aynı vermez. Ne demek olduğunu da son kez göstereyim. Sorularda çıkabilir. Çıktı da zaten. İki noktanın absisi aynıysa bakın bu y eksenine paralel olur. İki noktanın eğer ordinatları aynıysa bu sefer bu x eksenine paralel olur arkadaşlar. Özel bir durumdur. Bakın mesela 4'e 5 noktası, eksi 4'e 5 noktasıyla 3'e 5 noktası x eksenine paraleldir. İşte 6'ya 5 noktasıyla 6'ya 0 noktası da gördüğünüz gibi y eksenine paraleldir. Çizilebilir bu analitik düzlemde. Analitik düzlemde x1 noktası 2,7 ve 4 7 noktalarına eşit uzaklıktadır. Buna göre x nedir diye soruyor. Yine yapmıştık aslında ilk soruda. Dediğim gibi eşit uzaklığı sakın hemen orta nokta almayın. Doğrusal demediği sürece aynı böyle gösterdiğim gibidir. A x virgül 1 verilmiş. B 2 virgül 7. C 4'e eksi 7. İki nokta arasındaki uzaklığa bakacağız şimdi. X eksi 2'nin karesi artı 1 eksi 7'nin karesi eşittir karekök içinde x eksi 4'ün karesi 1 eksi eksi 7'den 8'in karesi olacak. Şurada hemen bakalım. x kare eksi 4 x artı 4 artı 36 eşittir x kare eksi 8 x artı 16 artı 64 x kareler gitti şimdi 40 burası Burası da 80, o zaman 4x eşittir 40, x de arkadaşlar 10 geldi. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ee, şimdi biliyorsunuz şu dik V'yi önemsiyorum ben. Böyle bakın. Dik V olunca ne yaparız? Alfa, beta, burası böyle beta. Şöyle dik Böylece alfa olur. 90'ların karşısı aynı olduğu için eşlik gelir. Beta'nın karşısı 3, 3. Alfa'nın karşısı 4, yine 4. Böylece x koordinatı, apsisi 7 oldu. Ama eksi 7, ordinat da 3 oldu arkadaşlar. Bakın şöyle noktanın apsisi ve ordinatı. Dik sistemindeki verilenlere göre B noktasının absisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben de amma eşit uzunluk sorusu yapmışım yani. Bu AB ile BC yine eşit bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir x'e 0 arkadaşlar. x artı 2'nin karesi artı 0 eksi 3'ten karesi 9. x eksi 4'ün karesi artı 5 eksi 0'dan karesi 25. Karekökler eşit olduğu için bu kareleri de eşit olacak. x kare artı 4 x artı 4 artı 9 eşittir x kare eksi 8 x artı 16 artı 25 böylece x kareler gitti 12 x 13 burası 41 burası 41'den 13 çıkarsa ne oluyor 28 x de 7 bölü 3 oldu arkadaşlar bizden istediği b noktasının apsisi bu 184. soru gibi sorular aslında müfredatta artık yok arkadaşlar yani olmaması lazım. Kitaplarda bazen görüyorum o yüzden kitaplarda gördüğüm için böyle artık klişeleşmiş bir soru olduğu için söyleyeyim. Bu doğrularının di diyor ama burada bir tane doğru görünüyor. Bu şu arkadaşlar m eleman r olmak üzere m'ye istediğin değeri verirsin bu doğrular tek noktada kesişir. Örnek söyleyeyim bakın. M'ye 0 verirsiniz. Eksi x artı m 0 vermiştik. Eksi x artı 3 olur. M'ye gidersiniz 1 verirsiniz. X artı y artı 4 eşittir 0 olur. Mesela bu doğrunun kesim noktası bu iki doğrunun bütün bu doğruların geçtiği noktayı anlatır bize. Tek bir noktadan geçerler. O yüzden m'ye istediğimiz sayıyı verebiliyoruz. Sonra x eksenine paralel bir doğrunun denklemi diyor ya bu doğrunun kesim noktasından geçecek ve x eksenine paralel olan doğrunun özelliğini söyleyeyim size. x eksenine paralel bir doğru böyle y eşittir k doğrusudur. Yani x'in katsayısı sayısı sıfırdır arkadaşlar. Böylece m'ye ne verecekmişim? 1 bölü 2. 1 bölü 2 verince 1 bölü 2'ye artı 1 bölü 2 3 daha 5 bölü 2 eşittir 0 oldu. Böylece bakın pardon 1 bölü 2 3 daha 7 bölü 2 oldu. Böylece öbür tarafa atarsak 1 bölü 2 y eşittir eksi 7 bölü 2'den y eşittir eksi 7 geldi. Dediğim gibi çok sorulmaması gerekiyor ama kitaplarda görüyorum. E, buna biz doğru demet ediyoruz. Doğru demetinde m'ye istediğin sayıyı verebilirsin. Önce kesim noktalarını bulup sonra x eksenine paralel bir doğru çizebilirsin. Ya da direkt şunu düşünüp x eksenine paralel bir doğru için M'ye kaç vermeliyimi de düşünmem mantıklıdır bu sorularda. Dik koordinat düzleminde 2x artı 3y eksi 12 eşittir 0 doğrusu ile x ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır demiş. Şimdi dik koordinat düzleminde öyle özel olarak çizmeye gerek yok. 2x artı 3y eksi 12 böyle iki tane doğru arkadaşlar x ekseni üzerinde dik kesişiyorsa buradan şu sonuç çıkar. Bir kere bunların kesim noktalarının apsisi vardır. Ordinatı da sıfırdır. K'yı sıfır şeklinde bir noktada kesişirler. O zaman şunu söyleyebilirim. Bu doğrunun x eksenini kestiği nokta neymiş acaba? Sonuçta 2x artı 3y eksi 12 ile bu sorulan doğru x ekseninde kesişiyorsa bu x ekseninden bir noktadan geçiyor. Dolayısıyla 2K Artı 0 eksi 12 eşittir 0'dan Bakın k ne geldi 6. Demek ki bunların kesim noktaları 6'ya 0'mış. O zaman bu doğrunun eğimi y eşittir. Yalnız bırakırsak sabitin önemi yoktur eğimde. y eşittir eksi 2 bölü 3x olduğundan eğimi eksi 2 bölü 3'tür. 2 doğru dikse dik kesişiyorsa eğimler çarpımı eksi 1'dir. O zaman bizden istenen doğrunun da eğimi 3 bölü 2 olur. Bir doğrunun denklemi mx artı nedir? 3 bölü 2x artı ne? Haliyle bu da 6'ya 0'dan geçiyor. X gördüğüm yere 6 yazıyorum. Böylece n ne geliyor? 9, eksi 9 geliyor. Demek ki bu doğru 3 bölü 2x eksi 9'muş. Bizden ne istiyordu? Y eksenini kestiği nokta. X'e 0 ver. Y ye eşittir eksi 9 oldu. Bu şekilde arkadaşlar. 2 doğru dikse eğimler çarpımı eksi 1 iki doğru x ekseninde kesişiyorsa böylece bunların absisleri bir k noktası k değeridir. Ordinatı da sıfırdır. Ve bunlar bir noktada kesişiyorsa hem bu doğru hem bu doğru aynı noktadan geçer arkadaşlar. Analitik düzlemde 4x artı ay eksi 6 eşittir 0 doğrusu x eşittir 3 doğrusu ile y eşittir eksi 2 doğrusunu aynı noktada kestiğine göre a kaçtır? Tamam. E bakın şimdi x eşittir 3 doğrusu ve y eşittir eksi 2 doğrusunun aynı noktada kesişmesi için bunların 3 e eksi 2 noktasında kesişmesi lazım. X eşittir 3 ve y eşittir eksi 2 başka yerde kesişmiyor gördüğünüz gibi. Demek ki bu doğru arkadaşlar nereden geçiyormuş? Böyle 3 e eksi 2'den geçiyormuş. Yaz yerine nokta denklemi sağlar. Eksi 2a eksi 6 eşittir 0. A da burada.